Ayete edebiyat onlu denememizin biliyorsunuz ki bu sene yenilendiğini arkadaşlar ve bu sene tamı tamına 11 soru ekledim ben. Geçen sene stok kalmadığı için eğer denemeyi bu sene aldıysanız o yeni denemedir onu söylemek isterim. Şimdi biraz sonra eklediğim 11 soruyu satır satır çözeceğim ve beklediğim soruları da konuşacağız esasında burada çünkü geçen sene yazdığımız sorular içerisinde de böyle beklediğimiz kişiler var biliyorsunuz ki çok güzel bir deneme mutlaka sınava girmeden böyle defalarca çözülmesi gereken bir deneme bunu söylemek isterim geçen sene arkadaşlar arkadaşlarınız böyle üçer beşer tane çözmüşlerdi bu çok önemli bu sebeple ben zaten fiyatımı çok çok uygun tuttum yine öyle 69 gibi bir 69 lira gibi bir fiyatı var ama hala buna rağmen hocam imkanım yok diyorsanız da mutlaka şunu yapmanızı öneriyorum aşağıda oynat listemiz var Durdurup çözün arkadaşlar durdurdunuz ama ben çözmeden önce. Hemen kendiniz çözün ve çözüme bakın. Ama tabii ki benim tavsiyem böyle e, o kitaba dokunmak çok farklı çünkü. Onu hissetmek, kaleminizle kendinizin çözmesi. Ama dediğim gibi imkan yoksa bu da yapılabilir. Evet başlayalım bakalım şöyle güzel bir video olsun. Daha öncekileri geçen sene çözmüştüm. Biliyorsunuz ki onlara mutlaka bakınız. Evet arkadaşlar şimdi ben size tek tek söyleyeceğim. Notumu da aldım. Hangi denemede kaçıncı soru? Onlara bir açarak bakmanızı istiyorum. Hemen pdf'imizi açıyoruz. Deneme 3'ü açın ve 10. soruyu bir açın lütfen. Hemen açalım. Deneme 2 dedim. Deneme. Evet deneme 3 de 10. soru. Evet şöyle bir büyüteyim. Evet şimdi demişiz ki arkadaşlar bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır demişiz. Bir bilgi yanlışlığı istiyorum sizden. Birinci bölümümüze hemen bir bakalım. Orhun Anıtları Türk isminin geçtiği ilk eser olması bakımından hem tarih hem edebiyat açısından önemli bir yere sahiptir. Doğru mudur? Evet bu bilgi doğru bir bilgidir diyorsunuz. Devleti yönetenlere millete hesap vermesi yönüyle de ayrıca önem taşımaktadır. Doğru mudur? Evet doğrudur. Bu birinci Göktürk tarafından, Göktürkler tarafından 5. yüzyılda dikilen anıtlar o dönemi anlatmaktadır. Bakın burada yüzyıl yanlış, 5. yüzyılda değil 8. yüzyılda dikilmiştir. O zaman diyorsunuz ki 8. yüzyılda o halde cevabınız Ceyhan ama diğerlerine de bakalım. Bilge Kağan adına dikilen anıt kendisinin ölümünden sonra oğlu tarafından dikilmiştir. Doğru. Anıtta her şey doğrudan Bilge Kağan'ın ağzından anlatılsa da anıtın yazarı Yolluk Tigin'dir. Bu da doğru bir bilgi diyorsunuz arkadaşlar. Evet, hadi devam. Artık Deneme 4'ü açmanızı istiyorum. Yeni eklediğimiz soru hemen Deneme 4'te ve Deneme 4'te 21. soruyu açmanızı istiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen bir ben de bir açayım bakayım nerede. 21. Evet, 21'i bir açmanızı istiyorum. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada verilen görüşler doğrultusunda eser vermiş sanatçılardan biridir demişiz. Şimdi anahtar kelimelerle bir bulmaya çalışacağım. Sanat hiçbir ideolojinin veya siyasi görüşün propaganda aracı yapılamaz. Bakın bu Fecrati'nin görüşüydü değil mi? Sanat şahsi ve muhteremdi. Hiçbir siyasi görüş ya da bir ideolojinin aracı yapılamazdı. Tamam. Sanatçı eserini yaratırken tamamıyla hür ve bağımsız olmalıdır. Bu ülkelerin başında sanatın bağımsızlığı gelir. Bize göre şairin veya yazarın kalemini herhangi bir ideolojinin hizmetine vermesi onun bir sanatçı olarak ölümü demektir. Sanat eserinin bir düşüncenin aracı haline getirilmesinin kesinlikle karşısındayız. Yani sanat şahsi ve muhterem. Kim diyordu bunu arkadaşlar? Bu ha, bu görüşle kim yazabilirdi? Ahmet Haşim yazabilirdi. O zaman cevabınız Ceyhan. Önemli bir isim. Ahmet Haşim neden? Çünkü e, burada yıllar önce tabi soru getiren de bir sanatçı. Birazcık konuşalım. Onun e, şiir hakkında bazı mülahazalar isimli kitabı çok önemlidir. Piyale isimli şiir kitabı çok çok kıymetlidir diyorsunuz arkadaşlar. Evet hadi bakalım devam edelim. Şimdi deneme 4'te bu sefer 23. soru bizim yeni bir sorumuz. Yeni eklediğimiz bir soru. Hemen bakalım. İlk romanı ne demiş bu parçada bilgi yanlışının giderilmesi için numaralanmış eser isimlerinden hangisi değiştirilmelidir demiş arkadaşlar Hemen bir bakalım İlk romanı Kuyucaklı Yusuf Yeni Anadolu Gazetesi'nde yayınlanmaya başlamıştır. Bir dönem tutuklu kalmış yeniden memuriyete dönmüş ve Dağlar ve Rüzgar adlı ilk şiir kitabı basılmıştır. Kimdir bu? Bir bu kişiyi tanıyalım. Bu Sabahattin Ali'dir değil mi? Tamam. Şimdi Sabahattin Ali ve onun eserlerinden ilerleyeceğim. 1935'te Değirmen ve 1937'de Hanımın Çiftliği Öykü kitabı ile Şimdi burada bir duralım Değirmen evet Sabahattin Ali'nin öyküsüdür Önemlidir Ben size anlatmıştım bu öykünün içeriğini de Ancak Hanımın Çiftliği arkadaşlar Kesinlikle ve kesinlikle Sabahattin Ali'ye ait değildir Hanımın Çiftliği ki öykü de değildir Romandır Yazalım kime aittir Siz de yazın lütfen denemenize Orhan Kemal'e aittir Ve türü nedir diyorsunuz türü de romandır diyorsunuz tamam mı Hanımın çiftliği Orhan Kemal'e ait bir romandır diyoruz. İçimizdeki şeytan romanı yine Said Faik'e özür dilerim. Yine Sabahattin Ali'ye aittir. Tamam mı? İçimizdeki şeytan da Sabahattin Ali'ye aittir. İçimizdeki şeytan romanını yayınlamıştır. 1940'lara gelindiğinde Sabahattin Ali geniş kitlelerin beğenisini kazanan kalemi güçlü bir yazardır. Evet bu da doğru bir bilgi. O zaman benim Denizli seçeneğim yanlış olacak. Hanımın çiftliği bir romandır ve tekrar söylüyorum Orhan Kemal'e aittir diyorum arkadaşlar. Hadi devam ediyoruz artık. Neredeyiz? Deneme 5'teyiz. 22. soru. Şöyle hemen ben bir deneme 5'i bir açayım. Ve 22. soruya bir geleyim. Siz de açınız lütfen. Evet çok güzel. Şimdi geldi bakalım sorumuz. Arkadaşlar Cumhuriyet döneminde önemli sanatçılardan bir tanesini şimdi soracağım size. Bu parçada söz edilen sanatçı kimdir? Siz de bir cevabınızı verin isterim. 1970 sonrası Türk romanında zaman, roman Türünün estetik düzlemde en önemli sorunsallarından biridir. 1973'te yayımladığı ilk romanı Ölmeye Yatmaktan başlayarak şimdiye dek kaleme aldığı tüm romanlarında onun en önemli sorunlarından biri zaman olmuştur. Sanatçı ilk kitabından başlayarak hep insanın zamanla ilişkisini yakalamaya çalıştım. Örneğin Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi ve Hayırdan Oluşan Üçlemem. Kimdi bu? Hatırlayalım. Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi ve Hayırdan Oluşan Üçlemem'de Dar zamanlar adını verdi. Çünkü bu kitaplarda öznel olarak son derece geniş ama nesnel olarak çok dar zaman dilimleri ele alınıyor demişti. Kimdi bu sanatçı? Harikasınız. Adalet Ağoğlu'ydu arkadaşlar. O zaman cevabımız tam olarak Bursa seçeneği olmuş oldu diyoruz. Çok güzel. Hadi devam. Şimdi deneme 6'yı açmanızı istiyorum ve 21. soruyu açmanızı istiyorum arkadaşlar. Deneme 6... Hemen bir 21. soru bir açılsın bakalım. Evet çok güzel. Ne demişiz bakalım bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler yanlıştır demişiz. Türk tiyatrosunun ve öykün, öyküsünün önemli isimlerinden biri olan Haldun Taner. Aynı zamanda toplumun sıkıntılarına reçeteler üreten bir aydındır. Doğru geçen sene soru da geldi kendisinden. İlk eseri Alemdağ'da var bir yılan ismin taşır. Hayır. Alem Dağ'da var bir yılan kimin de arkadaşlar? Siz söyler misiniz lütfen? Kimin de Alem Dağ'da var bir yılan? Evet, harikasınız. Alem Dağ'da var bir yılan Sayit Faik Abasıyan'a aitti ve Haldun Taner'e ait değildi. Devam edelim. Diğerlerine de bakalım ama bence. Elinin üzerinde öykü yazan Haldun Taner, toplumun yozlaşması, yaşama sevinci, ölüm, sosyal eleştiri, sevgi, özgürlük, sömürü gibi temalarda eserler verir. Modern Türk öyküsünde ironi ve alışkanlıkları kırma tekniğini deneyen yazar, bu tarzın edebiyatımızdaki öncüsü olmuştur. Doğru, tiyatro sanatına dramatik tarzda eserlerle başlayan Taner, epik tiyatrolarıyla devam eden Kabere tiyatrosuyla da edebiyatımızda yeni bir çığır açmıştır. Bana en önemli eserini söyler misiniz Haldun Taner'in? Keşanlı Ali Destanı değil mi? Çok çok önemli bir eseriydi arkadaşlar. Evet şu an biz deneme 6'da 21'i çözdük değil mi? Tamam. Şimdi deneme 8'e bir gelmenizi isteyeceğim. Deneme 8'de ikinci soruyu bir çözeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle ben de açacağım. Evet. Deneme 8'de ikinci sorumuzda yeni eklenen sorularımızdan. Bu parçada numaralanmış cümlelerde söz edilen dil bilimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demişiz. Bakalım birinci cümlede nesnel biçimde tanımına yer verildi mi? Dil bilimi insanın ayırıcı özelliği olan dil yetisinin doğadaki herhangi bir nesne gibi bilimsel olarak incelenmesidir. Evet tamamen nesnel bir yargı verildi gitti. İkinci cümlede insan ve doğa sözcükleriyle ilişkili olduğu ortaya kondu mu? Anlamındaki anahtar sözcükler insan ve doğa sözcükleridir. Şimdi anlamındaki anahtar sözcükler bunlardır. Ama bir ilişkisi vardır gibi bir ifade verdik mi? Ver... Yani şey diyebilirsiniz evet yani anlamındaki anahtar sözcükler insan ve doğadır derken verdik diyebilirsiniz. Bu bir dursun ama bence bir dursun. Üçüncü cümlede dili nasıl gördüğünün bilgisi verilmiştir. Verdi mi? Hemen bakalım. Dil bilimi insanın ayırıcı özelliği olarak tanımladığı dili doğanın bir parçası, doğa bilimlerinin bir inceleme nesnesi olarak görür. Evet dili nasıl görüyormuş? Doğanın bir parçası olarak görüyormuş. Bu da gitti. Dördüncü cümlede onun diğer bilimlerle aynı metodu kullandığı vurgulanmıştır. Bu açıdan bir dil bilimci kendini bir kimyacıdan bir fizikçiden farklı görmez. Ama aynı metodu uygular dedi mi burada arkadaşlar? Bunu demedi değil mi? Bu da kalıyor. Beşinci cümlede dil karşısındaki konumunun kaynağı belirtilmiştir. Dil biliminin dil karşısındaki bu konumu Descartes'in insan makine kavramına dayanır. Evet bir kaynak verdim. Bu da gittim. O zaman ne oldu? Cevabım B. B veya D oldu. Tekrar bir B'ye bakalım hemen. Anlamındaki anahtar sözcükler insan ve doğa sözcükleridir. İkinci cümlede insan ve doğa sözcükleriyle ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Evet bunu da söyleyebilirsiniz ama Denizli kesinlikle çıkmıyor arkadaşlar değil mi? Evet. Dolayısıyla cevabınız Denizli. Şimdi deneme 8'de 3. soruda yeni eklediğimiz bir soru. Hemen buna da bir bakalım. Bu parçadan yeni derhi maymunları ile ilgili hangisine ulaşılabilir demişiz. Hemen bir bakalım şöyle. Ben bir okuyayım. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi yeni bir suç örgütü ile karşı karşıya. Sayıları gittikçe artan maymun çeteleri şehirde kaos yaratıyor. Hırsız maymunları şehrin sokaklarında, kamu binalarında ve hatta başkanlık sarayında bile görmek mümkün. Sayıları 5000'e yakın olduğu tahmin edilen maymun çeteleri Yeni Delhi sokaklarında hırsızlık yapıyor. Şehrin altyapısını sağlayan kablolara zarar veriyor, açık pencerelerden evlere ve kamu binalarına giriyor. En büyük sorunlardan biri ise hükümet binalarından çalınan belgeler. Yetkililer vatandaşları maymunlar ile göz teması kurmaları konusunda uyarıyor. Şehrin sokaklarında dolaşan insanlar yanlarında taş ve sopa bulundurarak olası saldırılardan korunmaya çalışıyor. Yani aslında o maymunlar insanlara bayağı böyle eziyet çektiriyor gibi bir şey değil mi? Tamam bakalım şimdi şıklarımıza. Hindistan'ın en büyük şehrinde çok büyük sorunlara yol açtıklarına. Yani evet ama daha çok böyle her yere bir girmeye teşebbüs ediyorlar değil mi? Daha ona yakın bir ifadeyi arayacağım. Sokaklarda yaşayanların sayılarının hızla artarak 5000'e yaklaştığını, hayır yani 5000'e yakın olduğu tahmin ediliyor. Ee, bu da değil. Özel binalara ve kamu binalarına girmekten asla çekinmediklerini. Evet bakın yani burada dedi ki işte özel binalara ve hükümet binalarına girip orada belgeler çalıyorlar olabilir. Çaldıkları hükümet belgeleri yüzünden devleti işlemez hale getirdiklerini tam olarak ondan bahsetmemiş. Hani bu belgeler gitti ve bu sebeple devlet işleme hale geldi falan demedi. Kendileriyle göz teması kuranlara daha şiddetli biçimde saldırdıklarına hayır direkt cevabınız Ceyhan seçeneği oldu. Peki deneme 8'de yine 12. soruda yeni eklediğimiz bir soru arkadaşlar. Hemen bir bakalım birlikte. Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgi orta oyunuyla ilgili olamaz demiş. Bakalım. Yazılı bir metin yoktur. Oyun kişiler tarafından doğaçlama oynanır. Evet orta oyunda bir doğaçlama durumu söz konusu yazılı bir metin göremiyorsunuz. Söyleşme muhavere bölümünde kavuklu sahneye çıkar ve pişekar ile bir muhabbete başlar. Evet söyleşme bölümü vardır. Oyuncular temsil ettikleri yörenin kıyafetlerini giyebilir. Doğru. Vurma yaralama gibi olaylar sahnede gösterilmez. Sahne arkasından duyur, duyurulur. Hayır gösterilebilir. Hiçbir sakıncası yok. Bu yanlış bir bilgi. Bir tür gölge tiyatrosu olan Karagöz oyunuyla da benzerlik gösterir mi? Evet, sadece tek farkı orta oyunun ortadaki bir alanda oynanması, Karagöz'ün bir gölgede oynanmasıdır. Sadece bu fark göze çarpıyor arkadaşlar. Peki şimdi onu deneme onu açmanız gerekiyor ve burada da 5. soruya bakacağız arkadaşlar. Deneme onu hemen bir açalım bakalım. Deneme 10 ve 5. soru. Evet. Bu parçada Söz edilen yazarla ilgili hangisi söylenebilir demiş. Hemen bir bakalım birlikte. William Gold Golding 1911 doğumlu İngiliz yazar ve öğretmendir. İkinci Dünya Savaşı yıllarının ardından uzun yıllar öğretmenlik mesleğini sürdüren Golding, meslek hayatı sonrasında yazarlık faaliyetlerine başlar. 1954'te yayınlanan ve bu yazının konusunda teşkil eden Sineklerin Tanrısı isimli Eseriyle ön plana çıkan yazar daha birçok önemli eserin altına imzasını atmıştır. Bunlardan bazıları Piramit, Kule, Serbest Düşüş isimli eserleridir. 1983'te ödüllerin ödülü Nobel'e layık görülen yazar 1993'te hayata gözlerini kapatmıştır. Yazar elinde bulundurduğu birçok ödülün yanı sıra İngiltere Kraliyeti tarafından o dönem daha çok seçkin sanatçılara ve mühim şahsiyetlere verilen Sör ünvanına sahiptir. Tamam yani e, oldukça böyle değerli bir ödül almıştır. Bunu çıkardık. Bir bakalım. Sanatının zirvesindeyken vefat etmesi eser sayısının düşük olmasının nedenidir. Yani burada eser sayısı neden düşüktür ya da yüksektir gibi bir bilgi vermedim. Öğretmenliğe devam ederken yazarlık işini de sürdürmeye çalışmıştır. Yani bundan da bahsetmedi. Sör ünvanını aldıktan sonra aldığı ödül sayısında artış olmuştur. Hayır. Yani Sir ünvanına sahiptir sadece. Ödülümünden 10 yıl önce son derece prestijli bir ödülü kazanmıştır. Bu söylenebilir. Tam olarak zaten o sineklerin tanrısı isimli eseriyle beraber kazandığı ödülden bahsediyorum. Kaleme aldığı eserlerin sayısı dörttür ve hepsi de roman türündedir. Bu da olmaz. Direkt cevabımız Denizli olmuş oldu. Yine deneme 10'da 16. sorumuza hemen bir bakalım arkadaşlar. Bu da yeni eklediğimiz bir soru olacak. Evet. Güzel. Hemen şöyle deneme 10, 16'ya bir gitmemizi istiyorum. Bu parçada ...boş bırakılan yere hangisi getirilemez? Sosyalizme inanan Kemal Tahir... ...Osmanlı'dan hareketle toplumsal yapıyı... ...incelemiş ve Anadolu'da görülen... ...bu özgün modelin... ...batıdan farklarının altını çizmiştir. Ona göre Osmanlı, batı tipi... ...feodalizm özelliklerini göstermez. Osmanlı için yapı tartışmaları standart... ...batılı kategorilerle değerlendirilemez. Toplumcu gerçekçi bir bakış açısına... ...sahip olan yazar... ...ölümsüz eserleri edebiyatımıza kazandırmıştır. Yani burada Kemal Tahir'in... ...olmadığı eser hangisidir... Hangi? Hangisi Kemal Tahir'in değil. Sağırdere Kemal Tahir'in mi? Evet. Esir şehrin insanları Kemal Tahir'in mi? Evet. Yorgun savaşçı Kemal Tahir'in mi? Evet. Devlet ana onun mu? Evet. Akçasızın ağları onun mu? Hayır. Cevap Edirne. Peki kimin? Bir sizden cevabı alayım. Yaşar Kemal'in. Akçasız'ın ağları esasında üçleme olarak başlamıştır arkadaşlar. Yaşar Kemal ama e üçleme olarak değil ikileme olarak devam etmiştir. Hemen bir yazalım. Yaşar Kemal'indir. Peki bu eserde hocam hangi iki yani bu ikilemede hangi eserler var? Yusufçuk Yusuf var. Bir de Demirciler Çarşısı Cinayeti var. Şöyle alta yazayım ben. Bu bir ikilemenin ürünüdür. İkileme normalde üçleme yazar ama burada ikileme olarak kalmıştır. Demirciler Çarşısı Cinayeti siz de yazın lütfen. Çarşısı Cinayeti ve Yusufçuk Yusuf Yusufçuk Yusuf Evet. Ee, Yaşar Kemal'in e, bu eserinin yani bu ikilemenin ürünleridir diyoruz arkadaşlar. Peki deneme 10 dedik tamam deneme 10'da 16'yı da çözdük. Hadi son soru deneme 10'da 18 arkadaşlar nefis bir soru geliyor bir tiyatrodan da böyle önemsediğimiz bir yazar geliyor şimdi. Bu parçada söz edilen sanatçı kimdir diyorum. Hadi bir birlikte bakalım. Türk Edebiyatı'nda tiyatrolarıyla tanınan sanatçı uzun sanat yaşamı boyunca tiyatro, masal, deneme gibi türlerde eserler vermiştir. Yazarın 7 kısa oyunu, 7 gölge oyunu dahil olmak üzere toplam 35 tiyatro oyunu, aynı zamanda 2 masal kitabı vardır. Eserlerinde tarih, mitoloji ve insanlığın değişmeyen halleri ve geniş bir biçimde yer alır. Kahramanları çoğu zaman çağlarının temsilcisi, tutkularının peşinden giden güçlü kişilerdir. Ayak parmakları, avcı avcı karkap, canlı maymun, lokantası ve Midas'ın kulakları onun eserlerin bazılarıdır. Şimdi en önemli eseri Midas'ın kulakları. Özellikle Midas üçlemesi çok önemli. Midas'ın kör düğümü değil mi? Midas'ın kulakları çok çok kıymetli. Bir de canlı maymun lokantasıyla biz onu tanıyoruz. Güngör Dilmen Kalyoncu daha önce soru geldi ama böyle tekrar böyle bir hatırlatmak isteyebilirler Güngör Dilmen Kalyoncu'yu. Ben de o yüzden denememize koymuş oldum arkadaşlar. Evet toplamda 11 yeni eklenen soruyla bu denemeyi nihayet erdirdik ama önemsediğim ve böyle bu sene çıkmasını beklediğim bir sanatçı var. Orhan Veli var arkadaşlar ve denememizde de yer verdik. şöyle bir buradan bir göstermek istiyorum. Hemen şöyle ben e, işaretlemiştim çünkü PDF'den değil de siz de denemenizden açabilirsiniz. Nerede biliyor musunuz? Birinci de, birinci denemede miydi? Yine tevfik fikret'e de dikkat etmenizi istiyorum. Bunu tekrar konuşacağız ama burada da ben bir söylemek istiyorum gelebilir. Orhan Veli'nin şiirini verip e, bir garip sorabilirler. Yani garip akımına bağlıdır. İşte garip akımı özelliklerini burada nerede görüyorsunuz şeklinde bir şey gelebilir arkadaşlar. Nerede ben Orhan Veli'nin şiirini verdim bir saniye birkaç şey daha işaretledim onları size. E, full tekrarımda vereceğim. Heh. Arkadaşlar deneme 3'te soru 23'ü açar mısınız lütfen? Orhan Veli'nin bir şiirini verdim ben size. Birden bire. Her şey birden bire oldu. Kız birden bire, oğlan birden bire. Yollar, kırlar, kediler, insanlar, aşk birden bire oldu. Sevinçler birden bire soru geliyor. Arkadaşlar böyle şiir verip Mesela şey diyebilir. ben burada demişim ki bu dizelerle ilgili olarak hangisi yanlıştır? İşte garip akımının zihniyetini yansıtıyor mu? Yansıtıyor. Niye? Uzunluğu, kısalığı ve çok sade, alelade bir dil var. Günlük hayatta görebileceğim bir dil var. Evet, toplumsal bir konuya değinmemiş. Evet, çünkü toplumsal meseleler, siyasi problemler garip akımının herhangi bir meselesi değil. Ve... Tekrire başvurulmuş birden bire devam ediyor. Konuşma dili tercih edilmiş günlük konuşma dili var. Dizeler arasında anlam birliği gözetilmemiştir. Hayır anlam birliği var cevap Ceyhan oluyor. Yani bu tarz böyle bir ya bu şiir kime ait olabilir gelebilir ya da bu şekilde birdenbire gelebilir. Dalgacı Mahmut şiirini yine konuşmuştum onu da nerede verdim şurada verdim edebiyat kitabımızda. Ben böyle bir Orhan Veli'ye bir yükseğim arkadaşlar tamam mı? bir Orhan Veli'ye bir dikkat kesilmenizi istiyorum. Hatta bir yerde daha verdim sanıyorum Orhan Veli'yi burada. Ee, Orhan Veli'ye bir dikkat edelim. Tamam mı? Yine tabii konuşacağız. Burada işaretlediğim farklı şeyler de var yine. Tahtada, tahtada istiyorsunuz bilmiyorum. Bu videoya da bir yazar mısınız? Tahta mı? Henüz daha gel çakmadık tahtayı. Tahta mı gelsin yoksa bu şekilde mi gelsin? Sizin istekleriniz üzerine şekillenecek arkadaşlar. Dediğimiz gibi Şöyle bir şey yapacağız. Bir isterseniz tahtaya geçebiliriz. Evet yine bir Ziya Osman Sabah'a dikkat eder misiniz bu sene? Ziya Osman Sabah gelebilir. Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi değişen İstanbul değil mi? Önemli eserlerinden bir tanesi. Yedi Meşalecilerin en sadık temsilcisi biliyorsunuz ki. Gözlemci, dışa vurumcu bir tarzı var. Hece ölçüsünü kullanıyor ama kimi zaman serbest ölçüyü de görüyorsunuz. Ziya Osman Sabah'a da bir dikkat etmenizi isterim arkadaşlar. Yine Orhan Veli'nin bir şiirini daha verdim ben burada. Onu da yine konuşacağız. Şimdi işaretlediğim başka noktalar da var. Bunlara bir dikkat kesilelim istiyoruz. Evet. 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 Mutlaka ama mutlaka çözülsün. Yani artık başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Çözmeniz gereken nefis bir deneme zamanımız var. Son dakika bile, son gün bile çözebilirsiniz. İçerisinde arkadaşlar 10 deneme olduğu için 240 soru Burada böyle bir 3 saatinizi verseniz direkt bitiyor. Yani TYT'ye girmeden önce bir sipariş verdiniz diyelim ki. Ertesi gün geldi çat 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 çözebilirsiniz. Çok çok rahat yetişir. Evet günün sorusu gelsin ve bence ders öyle nihayet ersin. Hadi denemeden bir tane sorayım mı? Bakalım hangisi gelecek karşıma? İlk geleni sormak istiyorum. Geldi. Yer çekimli karanfil kime aittir? Gelsin cevaplar ve bu sanatçı ile ilgili neler biliyorsunuz onu da söyleyebilirsiniz. Yer çekimli karanfil kimdir? Evet bugünlük dersimiz bu kadardı yeni derslerde yeni yeni full tekrarlarda görüşünceye dek ne diyorum arkadaşlar? Geçen seneki full tekrarlarımı da izleyin. Bakarsanız oralardan da gelebilir. Biliyorsunuz ben her sene güncelliyorum çünkü. Ve yeni full tekrarlar tahmin videoları gelinceye kadar unutmayın ki kalbim sizinle güç her zaman.